Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere bir kadın neden adet olur ve normal adet kanamamız nasıl olur? Neler ihtiyacımız vardır sağlıklı adet olabilmek için? Bunları anlatacağım. Bir kere ilk önce kadın anatomisini bilmemiz lazım. Kadın anatomisine baktığımızda vajinamız alt tarafta 10-12 santimlik bir alan. Adet kanının aktığı bölge, daha sonra adet kanının oluştuğu rahim dediğimiz bizim ve bebeğin de yine bu bölgede oluştuğu uterusumuz yani rahimimiz, sağlı sollu tüplerimiz ve yumurtalıklarımız. Bir kişinin adet olabilmesi için bir kere yumurtalıklarının iyi çalışıyor olması gerekir. Rahiminde ve vajina yolunda yani adet kanının aktığı bu yolda herhangi bir tıkanıklığın olmaması lazım. Şimdi adetimizin ilk günü döngüsel olarak beyinden gelen hormonların etkisiyle, beyin üstü hormonların etkisiyle biz buna FSH diyoruz. Yani folikül uyarıcı hormon. Yumurta hücresi gelişmeye, büyümeye başlıyor. Ve östrojen adını verdiğimiz bir hormon salgılayaraktan rahim iç duvarını sanki bebek oluşacakmış gibi yavaş yavaş kalınlaştırmaya başlıyor. Daha sonra 14. gün geldiğinde östrojen düzeyi çok yüksek boyutlara geldiği için beyinden yine LH adını verdi. Sen artık büyüme, çatla dediğimiz yumurta hücresinin çatlatma sinyali geliyor. Ve bu LH hormonunun uyarısıyla bir tane yumurtamız her ay bir sağ yumurtalık ya da sol yumurtalıktan çatlıyor. Ve sonrasında o çatlayan yumurta hücresi tüpler tarafından tutuluyor. Ve şayet eğer döllenme olayı gerçekleşirse, yani erkeğin spermi ile tüplerde birleşme olayı gerçekleşirse gebelik ortaya çıkıyor. Kalan dokudan yani yumurta hücresi çatladıktan sonraki kalan dokudan, yumurtadan progesteron adını verdiğimiz bir hormon salgılanıyor. Bu progesteron da rahim iç dokusunun kanlanmasını arttırıyor, yine kalınlaşmasını arttırıyor ve şayet döllenme olursa bebek için bir yatak, bir yuva oluşturuyor. Döllenme olmadıysa rahim bir hüzün gözyaşları gibi yavaş yavaş böyle çözülerekten kanama gerçekleştiriyor. Ve biz o kanamaya yani progesteronun da artık çekildiği vücuttan ve bir döllenmenin yani bir bebeğin oluşmadığından sonraki rahimin bütün hazırladığı yuvanın kaybına adet kanaması diyoruz.